Gelen sorularımız içerisinde HEH fonu vardı. Hedef Portföy Algo Everest Arbitraj Fonu. Piyasanın bu tarz hani böyle zamanlarında arbitraj fonlarını değerlendirmek mantıklı mı bu arada Onur Bey? Evet Yani aslında biz uygun zamanlar mı arbitraj fonlarına giriş için? evet aslında bu dönemler biz uzun zamandır Gözde'yle de Hedef Portföy'de yayın yaptığımızda birkaç zamandır bu fonu ön planda çıkarmaya çalışıyoruz. Bu fon şöyle bir fon. Algo Everest İstatistik Arbitraj Fonu hisse senedi yoğun fon. Hisse senedi yoğun fon olduğu için %0 stopaja tabi, onu söyleyelim. Ve bu fonun aslında içerisindeki mantık ve strateji şu: spot hisse ile vadeli hisse arasındaki fiyat uyumsuzluklarından, oradaki oluşacak arbitrajdan bir getiri yaratmaya çalışıyor. Vadeli ile spot arasındaki getiri farkını, faiz farkını aslında getiriye yansıtmaya çalışan bir fon. Burada dönem dönem bu getirinin açıldığını, bu dönem dönemde kapandığını, hatta bazı dönemlerde negatifte olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu fonlar aslında çok fazla hisse senedi pozisyonu almadan ve o aradaki faiz farkından faydalanarak mevduat üzeri getiriyi sağlayabilen fonlar olarak karşımıza çıkıyor. Ama burada bir uyarı: bu bir para piyasası fonu değil, bu bir mevduat değil, bu bir riskli bir fon, düşük riskli bir fon ama negatif getirme olasılığı olan da bir fon. Dönem dönem, yani benim paylaşmaya çalıştığım hep İşte bu negatif getirili gün oranı dediğim bir oran var. Fonların belli bir dönemde ne kadar günlükte ne kadar negatif getirdiğini gösteren bir oran. Yıllıkta baktığımızda yılın %22'sinde, yani 100 günün 22'sinde negatif getirebiliyor bu fonlar. Yani 5 günün ikisinde gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla negatif getiri konusunda hassasiyeti olmayan, şöyle 3 aylık değerlendirebilecek ama mevduat üzeri getiriyi de hedefleyen yatırımcılar için bu tarz arbitraj fonları ön plana çıkıyor. Sadece burada dikkat etmek gereken noktalardan bir tanesi şu: bu arbitraj fonlarında bazıları pozisyon alabiliyor, bazıları yani hisse pozisyonunda taşıyabiliyor zaman zaman. Orada volatilitesinin arttığını görüyoruz. Volatilitesi arttığı noktada fonun risk değerine de yansıyor. Fonun risk değeri 1 ile 7 arasında değişiyor. 1 en düşük, 7 en yüksek olarak değerlendirebilirsiniz. Bu fonun risk değeri 3. Dolayısıyla 3 risk derecesindeki fonlar görece riski az olan fonlar ve belli bir vadede size mevduat üzeri getiriyi hedeflemeni sağlayacak fonlar olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle bir getirilere baktığımızda da aslında yıllıkta %72 gibi bir getiri görüyoruz. Aylıkta %4,9, yani para piyasası fonları %4,3 gibi getirdiğini düşünürsek 4,9 %60 mevduata denk geliyor. 6 aylıkta %33,7, yılbaşından itibaren 47,6, yıllıkta da %72. Aslında o vaadini gerçekleştirmiş gözüküyor her dönemde. Aylık getirilere de baktığımızda, acaba eksi bir ay getirisi var mı diye baktığımızda eksi bir ay getirisi, tabii şu son döneme birazcık daha 2024'e odaklanmak lazım. 2024 yılı içerisinde eksi bir ay görmüyoruz ve genelde de mevduatın üzerinde getiriyi görüyoruz. Bu anlamda da özellikle değerli olduğunu söyleyebiliriz. Para piyasası fonlarının yanında bir enstrüman olarak değerlendirebilir yatırımcılar.